yeni yasama yılının açılışını gerçekleştiriyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli konuklar, 2 gün sonra Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Kutlayacağız diyorum, ancak Türkiye'de öğretmenler maalesef hükümetin ülkeyi çevirmiş olduğu OHAL ve KHK'lar Cumhuriyeti olması sebebiyle ihraçlar, sürgünler, soruşturma baskısı altında içleri kan ağlıyor bir durumda Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayacaklar. Biz tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor, haklarının iadesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. Değerli misafirlerimiz, buradan önceki gün gerçekleşen Katalonya'da yapılan referandumu ve Katalan halkının direnişini, başarısını içtenlikle selamlıyor. Oradaki halkın irade beyanı için sandıklara giderken İspanyol polislerin şiddetine maruz kalmasını özellikle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Yine değerli konuklar, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde 58 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamı buradan kınadığımızı belirtiyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Amerika halklarına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Değerli misafirlerimiz, bugün aramızda Konya İl ve İlçe Teşkilatı'ndan parti yöneticilerimiz ve aktivistlerimiz var. Hepsine genel merkez yöneticilerimiz ve Ankara İl Teşkilatımızın yönetici ve aktivistleriyle birlikte hoş geldiniz diyorum. Bu haftaki grup toplantısını yapmak üzere, grup toplantısında konuşmasını yapmak üzere RUHA milletvekilimiz, parti sözcümüz Sayın Osman Baydemir'i davet ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer vekillerim, il ve ilçe teşkilatlarımızdan, Konya'dan, Cihanbeyli'den, Ankara'dan grubumuzu onurlandıran yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Siz dahil değerli basın mensuplarını da saygıyla, sevgiyle, hürmetle ve ama aynı zamanda ekranları başında bizi izleyen saygıdeğer kardeşlerime Selahattin Demirtaş'ın sözüyle, cesaretiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz grup toplantımıza. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce bugünkü grup toplantımızda grubumuzun, partimizin bu ülkenin içerisine konulduğu derin girdaptan çıkış yollarına dair bakış açılarımı sizlerle paylaşmadan önce Fransa'da kundaklanan bir evde 3 masum insan hayatını yitirdi. Bir kez daha bu ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Bir kez daha yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aynı şekilde Rize'de sel felaketinde bir kez daha bir canımızı, bir yurttaşımızı yitirdik. Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Vegas'ta vahşi bir katliam gerçekleşti. Nedeni her ne olursa olsun sivil masum insanlara saldırıyı kınıyoruz, reddediyoruz. Ve bugün bir kez daha şahitlik ediyoruz ki dünyanın hangi coğrafyasında yaşarsanız yaşayın, adeta duygudaşlık evrensel ilkeler açısından bir kaçınılmazlığın ifadesidir. Bugün görüyoruz ki Kerkük'lü bir Kürt'ün, Duhoklu bir Kürt'ün duygu dünyasıyla Barcelona'daki bir Katalan'ın duygu dünyası aynıdır. Nasıl olur da dünyanın iki farklı coğrafyasındaki halklar, topluluklar aynı duygudaşlıkta buluşabiliyorlar? Bugün Barcelona halkının iradesinin sandığa gitmesini anlamak için sadece ve sadece Katalon olmanıza gerek yok. Veya bir Kerkük'lünün
bir Hevleli'nin, bir Dohoklu'nun, bir Zaholu'nun duygu dünyasını anlamak için, niçin referanduma gittiler anlamak için Kürt olmaya gerek yok. Sadece ve sadece İspanya iç savaşlarına baktığımızda, Franco faşizminin uygulamalarına baktığımızda, Saddam rejiminin uygulamalarına baktığımızda, Enfal'e baktığımızda, Halepçe'ye baktığımızda o duygudaşlığın ne anlam taşıdığını ve bugünkü iradelerinin ne anlam taşıdığını görmemiz için yetiyor. Yani görmek için, anlamak için, bilmek için insan olmak yetiyor. İnsan olmak. Bu duyguyla Katalon halkının hür iradesini bir kez daha grubum adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Kardeşlerim, bundan 2 gün önce HDP grubu milletvekilleriyle birlikte Edirne cezaevinin kapısındaydı. Neden parlamentonun açılış seremonisine HDP katılmadı? Neden HDP tercihini cezaevinin kapısı önünde buluşmaya? Neden? Bunu anlamak için, bunu kıymetlendirmek için çok açık söylüyorum, iyi bir siyaset bilimci olmaya gerek yok. Parlamentolar her şeyden önce demokrasinin mabedidir, mabedi. Parlamentolar demokratik bir rejimin sürdürülebilirliği için olmazsa olmaz mekanizmalardır. Ama bu ülkede parlamento bir kere değil, birden fazla kez darbelendi. Bakın, dokunulmazlıkların kaldırılması başlı başına bir darbeydi. Aynı şekilde 4 Kasım'da HDP eş genel başkanlarımızın, milletvekillerimizin, grup başkan vekillerimizin, parti sözcülerimizin tutuklanması ve cezaevine konulması birer darbeydi. Ve tamı tamına 333 gündür bu parlamento iradesi darbelenmiş bir şekilde sözüm ona faaliyet sürdürüyor. Bir kez daha söylüyoruz. Bu parlamentonun 3. büyük siyasi partisinin içerisinde yer almadığı her faaliyeti eksiktir. Meşruiyet sorunu, meşruiyet krizi yaşıyor. Bizler elbette ki bu meşruiyet krizini, elbette ki bu gayrimeşru darbe hukukunu deşifre etmek, kral çıplak demek için o tiyatroya, ayın birindeki bu çatı altındaki bu tiyatroya iştirak etmedik. O tiyatroya iştirak etmemek demek aynı zamanda yüzlerine ayna tutmak demekti. Bundan dolayı rahatsız oldular. Şimdi müsaadeniz olursa burada iki tablo var. Bu tablolardan bir tanesi Selahattin Demirtaş'ların, Figen Yüksekdağların, İdris Balukenler'in, Çağlar Demirel'lerin, milletvekillerimizin zindanda tutulduğu gerçeği. Bir diğer tabloda parlamentoda yapılan sözüm ona açılış tiyatral gerçeği. Bakın bu tabloya. Bu tablo bir hakikatin ifadesidir. Bu tablo HDP'nin 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca ısrarla, inatla, kararlılıkla bu ülkede demokrasi ortadan kaldırılıyor. Bu ülkede kuvvetler tek bir elde toplatılıyorun ispatı bu fotoğraftır. Bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı. Bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda meclis başkanı. Bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda yargı kurumlarının başkanı. Buradan demokrasi çıkmaz. Bu tablo hangi ülkede olursa olsun, bu tablodan refah, huzur, kardeşlik çıkmaz. Bakın meclis başkanına. Adeta kendi masasında, kendi odasında yancı gibi oturuyor. Bakın yargı kurumlarının başkanlarına. Bu yargı kurumları başkanları ki toplum, millet, halk sizlerden adalet bekliyor, adalet. Adalet bekliyor sizlerden. 333 gündür
Selahattin Demirtaş tutuklandı, cezaevine konuldu, rehin alındı. 333 gündür halen yargı huzuruna çıkarılmış değil. Neden? Çünkü kuvvetler tek bir elde toplatılmış. Neden? Çünkü yargı tehdit altında. Her fırsatta, ama her fırsatta eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş halen haykırıyor, halen üretiyor. Ben bağımsız bir yargı istiyorum. Yargıdan korkan yok. Yargıdan çekinen yok. Tam tersine duruşma salonunu oluşturun, gelip ifade vereyim diyor. Ne diyorlar? Güvenlik yok diyorlar. Diyarbakır'dan dosyayı, duruşmayı Ankara'ya çekiyorlar. Ankara yargılaması niye gerçekleştirilmiyor? Güvenlik yok. Ankara'da güvenlik yoksa, Ankara gibi bir şehirde güvenlik yoksa, yargılamayı yapabilecek bir zeminin yoksa, sen ne biçim ülke yönetiyorsun? Ne diyorlar? Yargı maliyeti tasarrufu gereği SEGBİS üzerinden ya ifade vereceksin ya da susma hakkını kullanmış olursun diyorlar. Biz susmadık, biz susmayacağız. Demirtaş susmadı ve susmayacak. Çünkü siz sizin amacınız yargılama yapmak değil. Çünkü siz o yargılamalarda yargılanmaktan korkuyorsunuz. Gerçeklerin açığa çıkarılmasından ürküyorsunuz, çekiniyorsunuz. Eğer ki gerçekten bütçe boşalmışsa, gerçekten bir yargılama giderini karşılamaktan acizseniz, Demirtaşları, Figen Yüksek Dağları, bu halkın öz evlatları nasıl ki parlamentoya gönderdilerse o yargılama giderlerini de karşılarlar. Mesele çok açık ve nettir. Artık öyle bir notaya gelmiş ki suçlular masumları yargılıyor. Çünkü yargıya talimat vermek suçtur. Yargıyı talimatla yönetmek suçtur ve şu anda her bir tutuklanan, her bir rehin tutulan arkadaşımız siyasi iktidarın talimatıyla mahkemeye dahi çıkarılıp çıkarılmayacağı siyasi iktidar tarafından belirleniyor. Eğer Şırnak'ta güvenlik sorunu varsa, eğer Diyarbakır'da güvenlik sorunu varsa, bu Demirtaş'ın politikasının, bu HDP politikasının sonucu değil, tek başına iktidar olma uğruna bu ülkeyi ve bu ülkenin evlatlarını ölüme, yok oluşa gönderenlerin politikasıdır, sonucudur. Ama hiçbirimizin ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin hiçbirinin şüphesi olmasın. Zulümle abat olunmaz. Bir gün gelecek mutlak suretle. Demirtaşlar aha burada olacak. Aha bu kürsüden sizlere hitap edecekler. Ve bugün grup toplantısı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adeta kışlaya dönüştürülmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kışlaya dönüştürmek isteyenler, milletvekillerini de emir eri yapmak isteyenler, onlar toplumun yüzüne bakacak yüz kendilerinde bulamayacaklar. Esas onlar o zaman yargılanacak. İşte o zamana kadar bizlere düşen de bu onurlu bayrağı düşürmemek. Eşitlik, özgürlük, bir arada yaşama arzusunu ısrarla ve inatla sürdürme çabasını ortaya koymak. Değerli kardeşlerim, Burcu Çelik, Muş milletvekilimiz, bir çocuk annesi, çocuk yaşta babasını yitirdi. Ve Burcu Çelik, annesi tarafından babasız büyütüldü. Bugün öyle bir notaya geldi ki, Burcu Çelik'in 3 yaşındaki kızı yine annesi tarafından büyütülüyor. Bu zulüm size kalmaz.
Bu ah size kalmaz. Gerekçe ne? Gerekçe ne? Burcu Çelik'in yapmış olduğu bir konuşma. 2015 yılı Haziran ayında Muş'ta seçim çalışması yürütüldüğü atmosfer içerisinde seçimin olduğu gün sandık başına silahlı köy kurucuları silahlarıyla birlikte milletin iradesinin sandığa yansımasını önlüyor. Bu kayıt altına alınıyor. Ve Burcu Çelik tarafından müdahale ediliyor. O müdahalesi dipçiklerle, silah tehditleriyle, darp etmeyle, ölüm tehdidiyle karşılık buluyor. Burcu Çelik'in o atmosfer içerisinde söylediği sözleri iddianame fezleke konusu oluyor ama milletin iradesini önlemeye çalışan, milletin vekilini darp eden sözüm ona kolluk görevlisi hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Mahkeme ara kararında tanıklar var. Tanıkların dinlenmesine karar veriliyor. Birdenbire tanıkların dinlenmesi kararından mahkeme vazgeçiyor. Niye vazgeçiyor? Çünkü talimat var. Çünkü cezalandırılması lazım. Çünkü hedef bu meclisi muhalefetsiz bırakma. Aynı şekilde grup başkan vekilimiz İdris Baluke bizi ekranları başında dinleyen tüm kardeşlerime çağrımdır. Bir ülkede hukuk yoksa, bir ülkede adalet yoksa, o ülkede esas beka sorunu olur. Bakın, İdris Baluken'e isnat edilen suçlardan bir tanesi, güya tweet atmış ve o tweetinde güvenlik kolluk görevlisini tehdit etmiş. Mahkemeye sunulan delilde, belgede atılan böylesi bir tweet yok, ispat edilmiş. Ama ceza istemiyor. İddia ediliyor ki İdris Baluken bir cenaze törenine katılmış. Bir yürüyüşe katılmış. Aynı gün bu parlamentoda İdris Naim Şahin hakkında verilen gen soru önergesinde konuştuğu ispat edilmiş meclis tutanaklarıyla o gün Bingöl'de değil Ankara'da mecliste olduğu ispat edilmiş. Buna rağmen savcı esas hakkındaki mütalasında İdris Baluken'e ceza istiyor. Ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın. Bu toplum, bu halk size zulmünüze boyun eğmedi. Bir izni kavata kadar boyun eğmedi. Ne diyor? HDP'lilerin yeri zaten burası değil. AKP Genel Başkanı ne diyor? HDP'lilerin yeri burası değil, Kandil'dir diyor. İnsanda birazcık akıl olsa, birazcık akıl olsa, 20 milyon bir toplumun arkasına alan bir siyaset şiddete sevk etmedir bu. AKP Genel Başkanı 20 milyon insana diyor ki siyaset yapmayın. Siyaset yapmayın diyor. Gidin hakkınızı, hukukunuzu şiddetle savunun diyor. Bakın bundan neredeyse 20 yıl önce bu ülkeyi yine kanla, gözyaşıyla yönetenler vardı. Çiller hükümetleri vardı. Onlar ne diyorlardı? Dağı bırakın, silahı bırakın, düz obaya gelin, siyaset yapın diyorlardı. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönem bu dönem kadar akli melekelerini, vicdani yeteneklerini yitirmiş bir dönemi yaşamadı. Yaşamadı. Peki neden? Neden? Çünkü bu parlamento, bu çatı altında kral çıplak diyen tek bir siyasi hareket kaldı. O da HDP'dir. Kral çıplak demeye devam edeceğiz. Bakıyorsunuz, savaş tezkeresi getiriyorlar. Ya Allah aşkına, savaş tezkeresi milletin vekili, milletin evladının ölmesini ister mi? Milletin vekili
milletin yoksullaşmasını ister mi? Bu nasıl bir vekalet anlayışıdır? Bir bakıyorsunuz AKP, MHP koalisyonuyla ülke savaşa sürükleniyor. CHP de buna yedek lastik oluyor. Arkadan sol lastik oluyor. Ondan sonra dönüp dolaşıp HDP sözüm ona şiddeti destekliyor. Kim şiddeti destekliyorsa Allah onun bin kere belasını versin. Var mı? Kim şiddeten besleniyorsa Allah onun bin kere belasını versin. Var mı ötesi? Dönüp dolaşıp, dönüp dolaşıp geleceğiniz yer, tilkinin dönüp dolaşacağı ve sonuçta geleceği yer, kürkçünün dükkanıdır. Sizin eninde sonunda dönüp dolaşacağınız yer, bu halktan özür dilemektir, özür dilemek. Günü gelecek, HDP size bu halktan özür dilemeyecek. Değerli kardeşlerim, öyle bir akıl tutulması ki, öyle bir vicdan erozyonu ki çıkmış, HDP'nin olması da olmaması da mecliste bizim için anlam ifade etmiyor diyor. Sayın Bahçeli, sen HDP'ye bir laf söylemeden önce 40 kere düşünmen lazım, 40 kere. Bak sen saraya sütun oldun. Sütun biraz daha fazla oldu galiba. Koltuk değneği oldu. Sen bırak HDP'yi. Bak HDP'nin liderleri cezaevinde. Bak sözcüleri cezaevinde. Bak grup başkan vekilleri cezaevinde. Bak 5000 tane aktivist cezaevinde. HDP dimdik ayakta paradigmasını savunuyor. HDP'nin tek bir milletvekili, tek bir milletvekili eş genel başkanlarını, yoldaşlarını yarı yolda bırakmadı, bırakmayacak. Sen önce ülkünü sattın ha, ülkünü. Ülküdaşlarını sattın. Ülküdaşlarını sattın. Sende parti diye bir şey kalmadı. Sen bırak HDP'yi. Sen kendi derdine düş, kendi derdine. Şimdi de çıkıp diyor ki Musul ve Kerkük plaka. Sübhanallah. Sübhanallah. Kurbana kadibim, kırşı kale'edim. Şimdi bir aklı selim siyaset olsa, bir aklı selim liderlik olsa, ya bizim ne işimiz var Suriye'de diye sormaz mı kendisine? Ne işimiz var Suriye'de? Bizim ne işimiz var başka ülkenin topraklarında? Bu milletin bekası, bu milletin bekası AKP, MHP, daha doğrusu Erdoğan, Bahçeli ikilisi tarafından ateşe atılıyor, ateşe. İcra, iflas hukukunu bilen bütün herkes bilir ki şu anda bu ikili iflas memuru gibi zaten partileri dağıldı, dağılacak. Ülkeyi dağıtmanın çabasını, politikasını, siyasetini ortaya koyuyorlar. Niçin? Birazcık daha iktidar ömürlerini, uzatmak için. Bütün bu hal içerisinde, bütün bu ahval içerisinde AKP Genel Başkanı çıkmış diyor ki olağanüstü hal rejimi hiçbir yurttaşımıza bir zararı yoktur. Tamı tamına 130 bin insan işinden başından oldu. Kanun hükmünde kararnamelerle bu millete yapmadığınızı bırakmadınız. Bakın koalisyonsunuz, ortaksınız. Neredeyse meclisteki sandalye sayınız 357'yi aşıyor. Eğer milletin iradesi demokrasilerde en büyük güçse, en büyük ilham kaynağıysa, en büyük meşruiyet noktasıysa 357 sandalyeniz var. Olağanüstü hal rejiminde niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Kanun hükmünde kararnamelere niye ihtiyaç duyuyorsunuz? 60 vekili, 59 vekili olan parlamentonun üçüncü büyük siyasi partisinin vekillerini niye cezaevine koyuyorsunuz? Eğer kendinize zerre kadar güveniniz varsa. Güveniniz yok. Çünkü meşruiyet zemininden çıktınız, meşruiyet zemininden.
Çünkü biliyorsunuz ki olağanüstü han rejimi olmazsa, kanun hükmünde kararnameler olmazsa, biliyorsunuz ki zorluk, zorbalık olmazsa bu halk sizden hesap soracak. Bunu biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz için olağanüstü han rejimiyle ömür uzatıyorsunuz. Ömür uzatmanın çabası içerisine giriyorsunuz. Bakın, olağanüstü hal rejimi ve darbesi, cuntanın başaramadığı darbeyi hayata geçirdi. Hiç kimse etkilenmiyor diyor. Allah'tan korkun, Allah'tan şefaat bitirsin, şefaat bitirsin. 50 insan intihar etti. Olağanüstü hal rejimi kanun hükmünde kararname uygulamalarından dolayı 50 insan intihar etti. Ben bu vesileyle bir kez daha Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, basın emekçisiyle, her kim olursa olsun, fikriyatı her ne olursa olsun, intihar etmeyin. Canınıza kıymayın. HDP gibi ya. HDP gibi, Demirtaş gibi, Yüksekdağ gibi siz de direnin. Direnin kardeşlerim. Direnin. Çıkmışlar. Her fırsatta, ama her fırsatta HDP 80 milletvekiliyle parlamentoya girdi. Parlamentonun kıymetini bilmedi. Yalan. Yalan. HDP 80 milletvekiliyle parlamentoya girdiği için siz müzakere masasını devirdiniz. HDP Ermeninin, Süryaninin, Asürinin, Alevinin, emekçinin, çevrecinin, bir bütün olarak bu ülkenin bütün renklerinin tümünü parlamentoya taşıdığı için siz müzakere masasını devirdiniz. Bakın 5 Haziran'da Diyarbakır'da bir IŞİD militanı saldırı gerçekleşti. Ve biz inatla ve ısrarla her fırsatta parlamentoya araştırma önergeleri verdik. Bu bir organize suçtur. Bu bir merkezden yönetiliyor. Eğer biz bu gerçeği açığa çıkarırsak önünü keseriz. Şiddetin önünü keseriz. Ne yaptılar? Bütün araştırma önergelerimizi reddettiler. Akabinde Suruç. Akabinde Ankara Garp atlaması. Bütün bu saldırılar planlı, programlı, bir kez daha bu ülkeyi şiddet sarmalına geri döndürmenin saldırılarıydı. Ve görüntüler açığa çıktı. MOBESE kameralarının görüntüleri açığa çıktı. Saldırgan arama noktasından elini kolunu sallaya sallaya geri dönüşüm kutusuna kağıt atar gibi, geri dönüşüm kutusuna naylon poşet atar gibi bombasını bırakıyor. 1-2 dakika hemen sonra polis köpekleriyle birlikte sözüm ona arama yapıyorlar. Polis köpeği bombanın kokusunu almış. Bombaya doğru yürüyor. Polis köpeği geri çekiyor. Bombanın atılmış olduğu çöp kutusu bir diğer polis tarafından tekmeleniyor. Adeta bomba yerine ulaşmış mı, ulaşmamış mı onu çek getirmeye çalışıyor. Bakın bu görüntüler MOBESE kayıtları. Ve MOBESE kayıtları, bir miting alanının MOBESE kayıtları bir yerden canlı izleniyor. Bu Türkiye'nin bütün mitingleri için geçerlidir. Canlı bir merkezden izleniyor. Aynı durum Suruç için geçerlidir. Aynı durum, bir kez daha söylüyorum, Ankara Gar patlaması için geçerlidir. İşte bütün bunlar bizim 1 Ekim'deki tiyatroya figüran olarak katılmayışımızın en meşru nedenleridir. Ve şimdi kalkmışlar bizi olduğumuzdan farklı bir ithama sürüklüyorlar. Her şeyden önce bu ülkenin kurtuluşu, bu girdaptan çıkışın bir yolu var. Emin olun, yolu var. Halen var ha. Bu saat, bugün itibariyle var. O da Kürt fobisinden,
Kürt düşmanlığından vazgeçmektir. Bakın, Güney Kürdistan'da halkın sandık başına gitmesi, iradesini ortaya koymasına gösterilen bu reaksiyon sadece ve sadece Kürt düşmanlığının resmi düzeyde dışa vurumudur. Ne diyor AKP Genel Başkanı? Açlıkla terbiye edeceğini söylüyor. Hani Filistin'deki ablukaya karşıydın? Hani karşıydın? Hani Myanmar'daki açlığa karşıydın? Hani karşıydın? Tıpkı Kerbela'daki gibi ya, tıpkı Kerbela'daki gibi. Hazreti Hüseyin ve yanındaki tümünü aç, susuz bırakarak katlettiler. Şimdi aynı zihniyet, aynı Yezid zihniyeti oradaki Kürt kardeşlerimizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyor. Yezidler ne kadar ısrarlı olursa olsun, andolsun ki bizler de Hüseyin gibi, Hüseyinler gibi kararlı olmaya devam edeceğiz. Açlıkla Kürt halkı terbiye olmadı, terbiye olmayacak. Eğer bu tehditlere Kürt halkı boyun eğmiş olsaydı, Halepçe olmazdı. Eğer bu tehditlere, bu şantajlara Kürt halkı boyun eğmiş olsaydı, infial olmazdı, enfal olmazdı. 40 milyon Kürt halkı suyunu da ekmeğini de bölmüştür. Günü geldiğinde kardeşleriyle suyunu, ekmeğini bölmeye de hazırdır. Bundan da hiçbir kardeşimizin miskal-i zerre kadar şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, mesele şu: özgürlük mü, ekmek mi? Böylesi bir ikilem içerisinde tutuyorlar. Özgürlük mü, ekmek mi? Ben sizlere soruyorum. Özgürlük mü, ekmek mi? Ben ekranları başında bizi izleyen kardeşlerime soruyorum. Özgürlük mü, ekmek mi? İşte HDP hem özgürlük hem ekmek diyor. Çünkü özgürlük olmadan ekmek olmaz. Çünkü özgürlük olmadan onurlu bir barış olmaz. Onun için HDP'nin mücadelesi hem özgürlük mücadelesidir, hem ekmek mücadelesidir, hem de onurlu bir barışı inşa etme mücadelesidir. Hayatın her alanında siyaset kurumu sorunlara derman olma mekanizmasıdır. Bakın, neredeyse 15 yıldır AKP hükümeti iktidar. Neredeyse 15 yıl. 15 yıl boyunca kaç tane sınav sistemi değişti? 15 yıl boyunca, 15 yıl önce ilkokul birinci sınıfına başlayan bir çocuk şimdi üniversiteden mezun. Bir nesil eğitim sürecinden geçti, halen muteber bir eğitim sistemi yok. Halen elle tutulur bir sistem yok. Halen çocuklar yarıştırılıyorlar. Halen çocukların geleceği karartılıyor. Eğitim sistemine sahip çıkmanın yegane bir yolu var. Eğitim sistemini kurtarmanın yegane bir yolu var. O da Ayşe öğretmenlere sahip çıkmaktır. Çünkü Ayşe öğretmenler çocukların hayat hakkını cesaretle savunanlar. Çocuklar ölmesin dediği için zindana konulmak isteyen Ayşe öğretmen, bu ülkenin hükümetinin eğitim politikasına ve bu ülkenin çocuklarına bakış açısının somut bir delili, somut bir göstergesidir. Bir diğer bakan çıkmış diyor ki, sürgünlere ilişkin ya işi ya da eşi. Ya işini tercih et ya da eşini tercih et. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı çöktünüz? Böylesi bir anlayışın sahibi ve böylesi bir anlayış çocuklarınıza vereceği hangi eğitimden bahsediyoruz?
Mutlak suretle, mutlak suretle. Bütün bu öğretmen kardeşlerimiz, mutlaka hakkınıza, hukukunuza kavuşacaksınız. Bakın şu ana kadar sadece ve sadece kanun hükmünde kararnamelerle 38 bin, 39 bin öğretmen işinden atıldı. Öğretmen düşmanı bu hükümet. Binlerce akademisyen, akademik ortamdan uzaklaştırıldı. Sizlere de bir çağrımız var. Tıpkı HDP'nin yaptığı gibi durmayın, susmayın. Mutlak suretle bu ülkede faşizm gerileyecek. Faşizm gerileyecek, özgürlük bu ülkede hakim olacak. Onun için gelin HDP ile birlikte sesimizi bir kez daha büyütmenin arayışı ve çabası içerisinde olalım. Müsaadenizle buradan Milli Eğitim Bakanı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ve bir soru sormak istiyorum. Bir sual sormak istiyorum. Nevin Cin neredeyse 20 yıldır öğretmen. Urfa'da ikamet ediyor. Nevin Cin, niye sürgün ettiniz? Sürgün etmenizin gerekçesi nedir? Nevin Cin'in çığlığını, Nevin öğretmenlerin çığlığını siz duymayacaksınız da kim duyacak? Bu zulüm daha ne kadar sürdürerek kendinizi ayakta tutacaksınız? Bu zulüm eninde sonunda sizin ayağınıza dolanacak. Ve o gün geldiğinde emin olun, o gün geldiğinde pişmanlıklarınız da sizi kurtarmayacak. Önemli olan bugün zulme hayır diyebilmektir. Önemli olan bugün itiraz etmesini bilmektir. Değerli kardeşlerim, zammı bir müjde olarak sunuyorlar. Böylesi bir siyaseti bu ülke ve bu coğrafya görmedi. Bu bir yetenek gerektiriyor. Bu bir yetenek gerektiriyor demeyin aslında. Bu bir yetenektir diyenlere benim de burada bir itirazım var. Zammı müjde olarak sunanların yeteneği değil, yüzsüzlüğünü konuşmamız lazım, yüzsüzlüğünü. Bunlar hayatın her alanda olduğu gibi bu alanda da büyük bir yüzsüzlüğü ortaya koyuyorlar. Bakın bu hafta içerisinde grubumuz, milletvekili arkadaşlarımız, grup başkan vekillerimiz en yüksek performansla torba kanuna itirazlarımızı ama aynı zamanda alternatiflerimizi, alternatif önerilerimizi sunacağız. Bakın bu torba kanun A'dan Z'ye hayatın her alanına bir ekonomik maliyet getiriyor. Bir ekonomik fatura getiriyor. Neredeyse gelir vergisinde %30'luk bir zam. Motorlu araç, motorlu taşıt vergisinde %40'a varan bir zam. Ya bir limonlu soda, bir limonlu sodaya %25 oranında zam getirildi. Urfalıların deyimiyle magazoz da içmiyor. Magazoz da içmiyor. Öyle bir noktaya geldi ki bunu da müjde olarak sunuyorlar. Ama bütün bunların bir arka planı var. Bütün bu vergi artışıyla 8 milyar lira savunma sanayine bütçe hazırlanıyor. İşte mesele bu. İşte mesele bu. 3 yıldır AKP hükümetinin MHP ile yapmış olduğu koalisyon, Suriye politikası, Orta Doğu politikası, içeride savaş, dışarıda savaş politikasının İki temel maliyeti var. Bu maliyetlerden bir tanesi insanlar evlatlarını yitiriyor. Bir diğer maliyeti de insanlar yoksullaştırılıyor. Bunların savaşının, bunların kendi hükümet bekalarının faturasını sen niye ödüyorsun ey Türk anne? Sen niye ödüyorsun ey emekçi kardeşim? Sen niye ödüyorsun ey kıymetli kardeşim? İşte itiraz etmenin en büyük nedeni, en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu olmalıdır. Öyle bir noktaya geldi ki
Cerablus'ta, şu anda Cerablus'ta. Orada insanlıktan nasibini almamış kimi yerel silahlı örgütler var. O yerel silahlı örgütlerin maaşını kim ödüyor? Kim ödüyor onların maaşını? İşte fındık üreticisinin cebinden çıkıyor. Özüm üreticisinin cebinden çıkıyor. Tütün üreticisinin cebinden çıkıyor. Siz yoksullaşıyorsunuz. Onlar iktidar sürdürüyor, siz yoksullaşıyorsunuz. Ne yapmak lazım? Adıyaman'ın yaptığını yapmak lazım. Buradan bir kez daha Adıyamanlı tütün üreticisi kardeşlerime binlerce kez selam olsun. Onlar itiraz ettiler, yürüdüler, seslerini bize kadar uzattılar. Şimdi yürümenin zamanıdır, şimdi itiraz etmenin zamanıdır, şimdi susmanın zamanı değildir. Çünkü susmak ortak olmaktır. Çünkü susmak göz yummaktır. Çünkü susmak vebal almaktır, vebal almaktır. Biz hiç kimse vebal almasın diyoruz. Nuriye ve Semih, Nuriye ve Semih'in ne suçu var? Tek bir suçları var. Ekmeklerine sahip çıkmak, onurlarına sahip çıkmak. Ne diyorlar? Firavun'a karşı Musa olacağız diyorlar. Ne diyorlar? Nemrud'a karşı İbrahim olacağız diyorlar. Ne diyorlar? Zulme karşı boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Zulme karşı boyun eğmeyenlere buradan bir kez daha binlerce kez selam olsun. Kardeşlerim, kayyum politikası, sözüm ona, sözüm ona, HDP'ye, HDP'nin bileşeni olan DBP'ye bir saldırı olarak topluma, kamuna lanse ettiler. Oysaki kayyum politikasının özü Kürt'ün iradesine, milletin iradesine bir saldırıydı. Şimdi bakıyoruz, nerede Kürt diline, Kürt kültürüne dair bir üretim varsa o üretim ortadan kaldırılıyor. En son Mehmet Uzun'un anıtı yıkıldı. Kitabesi yıkıldı. Ahmet Efendi'nin kitabesi yıkıldı. Ceylan Önkol'un adı parklardan kaldırılıyor. Kürt'e dair ne kadar değer varsa o değerlere saldırılıyor. Ama bunlar bilmiyorlar ki, bunlar bilmiyorlar ki Şeyh Ahmet Efendi bundan 300 yıl önce Memuzi'nin destanını yazdı. Memuzi'nin destanını yazdı. Bu yol, bu dava, özgürlük davası, eşitlik davası, onurlu barış davası ne kadar dikenli olursa olsun, andolsun ki memin zine, zinin meme olan aşkıyla özgürlük davasına sahip çıkacağız. O bilinçle özgürlük davasına sahip çıkacağız. Gelinen noktada, hani derlerdi ya, dünya tarihine baktığımızda, devrim çocuklarını yiyor. Devrim çocuklarını yemeye başladı. Anları vardır. Ve tarihe de not düşmüştür. Türkiye halklarına binlerce kez müjdeler olsun. Bu ülkede faşizm evlatlarını yemeye başladı. Faşizm aktörlerini yemeye başladı. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kim görevden aldı? Ve yarın göreceksiniz. Başka kentlerin belediye başkanları da görevden alınacak. Bir nevi kol kırılır, yen içinde kalır kayyum uygulamasıdır bu. Bu kadeh kol kırıldı, yen de içinde kalmayacak. Bu kadeh bu kadeh. Tarumar olacaksınız. Şiddet politikasında ısrar ederseniz, düşmanlık politikasında ısrar ederseniz tarumar olacaksınız. Ne diyor İstanbul'un Kadir abisi, bu arada hemen hakkını da teslim edeyim. Milyonlarca insanın oyuyla, reyiyle seçilen bir seçilmiş belediye başkanı. Bir seçilmiş belediye başkanını Kadir Topbaş da olsa, Gülten Kışanak da olsa, Fırat Anlı da olsa, kim olursa olsun seçilmiş belediye başkanını ancak onu seçenler görevden alırlar. Seçimle gelen ancak seçimle gider.
Ama Kadir Bey ne diyor? İnsan yerine konulmamaktan bahsediyor. Şimdi ben sizlere bu meclisin çatısı altında bir kez daha yüksek sesle geçmişte belediye başkanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Kadir Bey'i, milyonlarca insanı oyunu alan birisini insan yerine koymayan o her kimse, onu buradan bir kez daha şiddetle kınıyoruz, şiddetle telin ediyoruz. Kimdir Kadir Bey'i insan yerine koymayan? Biliyorsunuz kim olduğunu. Biliyorsunuz. Kadir Bey, Sayın Başkan, siz vakti zamanında milletin iradesine kayyum atandığında siz itiraz etmiş olsaydınız o kol kırılmamış olacaktı. Size bugün saygı duymayanlar, milletin iradesi üzerinde vesayet kuranlar o vesayeti kurma imkanına, olanağına da sahip olamayacaklardı. Ez bıvan hesta carekidine vehemya jüddülü cansılavdık. Bir baver ben. Friket ben. Van roja ve helas ben. Van roja ve bekeden. Ve azadi bir ve yahi. Bıçı bittifaki. Bıçı bıkhebati. İttifak para gele mazlumdu. Azadi para gele mazlumdu. Azadi para mehemiyadı. Starafada lisel vehemiyadı. Starafada lisel hemu hebal o gremedi. Zor spas. Ülkeratın, kaserinin, kaçarın.